hanım gerçekten çok değerli. Hoca diyorum ben ona. Gerçekten hocamız. Çünkü yıllarca yapmış olduğu inanılmaz birikimleri söz konusu. Yıllarca araştırmalar yaptı ve bizler için gerçekten birçok sağlık problemine ciddi çözümler sundu. Bu anlamda İbrahim Gökçek dediğim zaman aklınıza hemen bilindik bir isim gelecek. Hemen hocamıza bir hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun siz. Çok şıksınız. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Sağolunuz. Evet, şimdi hocam yine bugün birbirinden önemli konulara çareler bulmak için stüdyomuza. Haliyle birbirinden değerli de ürünleri var efendim. İksir diye nitelendirilmiş. Özellikle ben iksirden bahsetmek evet. istiyorum. Çok çok önemli ama hemen hocamız gelmişken hocamıza şunu soracağım. Hocam bu kuş nedir diye böyle. Hocam... Hocamıza çok teşekkür ederim hocam. Çok naziksiniz. Hocam bana bir kuş getirmiş bugün böyle görmüş olduğunuz gibi. Ama bu kuş diğerlerine benzemiyor. Şöyle daha yakın plan. Evet. Hocam bu kuş nedir? Çok da güzel görünüyor bu arada. Böyle dokunduğum zaman hocam böyle bir şeylere tuza benzetiyorum. Evet hocam. Himalaya tuzundan tuz yapılan tuz lambası. Çok güzel o hocam. Gördüğünüz. Hı hı. Pembe biraz toprak karışımlı olduğu için renkli. Evet. İkinci sınıf Himalaya tuzu. Evet. Bu benim elimde gördüğünüz birinci sınıf. Bu gıdada kullanılır. Elinizdeki banyo tuzu veyahut da mumluk olarak veyahut da lamba yapımında kullanılır. Çok güzel hocam. Lambasını getirmemişsiniz ama olsun lambasını böyle de kabul edelim. Süper. Bu şimdi böyle bir tuz çeşidi. Şu an elinizde görmüş olduğunuz onu da gösterebilir miyiz burada değerli hocam? Bu da kristal. Gıdada kullanılır. Bu da gıdada kullanılan şöyle değerli izleyenlerimize paylaşalım. Şöyle ikisi de. Biraz ağırlar tabii ki. Tutmakta zorlanıyorum ama evet, tuz oldukları için de kayıyorlar. Bu da böyle bir tuz değil mi hocam? Evet. Şimdi hocam nedir bunlar? Ne işe yararlar? Yani bu kuşta ne yapacağız? Bununla ne yapacağız? Şimdi bu tuz lambası özelliği cep telefonu, bilgisayar ve televizyonun yaymış olduğu negatif radyasyonu yok eder, absorbe eder. Süper hocam. Bu da pozitif bir iyon yayar. Yani sürekli kişi cep telefonuyla konuşursa zamanla beynine zarar verir. Allah korusun. Hele özellikle küçük Kesinlikle. Gelişme çağındaki çocuklara cep telefonuyla sürekli konuşmaları çok mahsurlu. Evet. Tümör oluşabilir. Biz beyinde. 7 yaşında veriyoruz hocam direkt cep telefonunu. Direkt 7 yaşına geldim çocuk veriyoruz. Benim yeğenimde bile var maalesef. Yani evet. Çok konuşmaları çok mahsurlu. Hı hı. Bu nedenle Himalaya tuzu şöyle evet. Cep telefonu, bilgisayarın ve evet. televizyonun yaymış olduğu negatif radyasyonu sıfır yok ediyor. Çok çok önemli. Çok güzel gerçekten. Diğer beyaz güzel. Kristal tuz ise evet, gıdada hocam. Kullanılan tuz. Bu denizin birdenbire şok şeklinde kurumasıyla ortaya çıkan kristal tuz 84 çeşit mineral içerir. Bakar mısınız? Ne 84 kadar değerli. Çeşit mineral. Evet hocam. Özelliği nedir? Şimdi normal olarak 50 yıl öncesine kadar insanlar ne kullanıyordu? Kaya tuzu. Evet. Deniz tuzu. Ki çok da zararlı veya olduğunu biliyoruz. Göl tuzu kullanılıyordu. Evet. 50 yıldır ne kullanıyoruz? Sofra tuzu. Evet. Sofra tuzu, deniz tuzu, göl tuzu, kaya tuzunu rafine ediyorlar. İçindeki mineraller ayrıştırılıyor. Geriye sodyum klorit kalıyor. Evet. Sodyum klorit parlak değil, beyaz değil, kaygan değil. Evet. Bu sodyum klorite kayganlık yapıcı titan oksit, alüminyum oksit, alüminyum silikat gibi toksik maddeler katılıyor. Yani sofra tuzuyla aslında biz ne oluyoruz? Yavaş yavaş zehirleniyoruz. Kesinlikle hocam. Üç beyaz diyoruz ya aslında değil mi? Çok tehlikeliler evet. gerçekten. En tehlikeli. Şimdi bunu ne yapacağız hocam peki yani? Bu şimdi o elinizdeki tuz. Bu şimdi onun oldu hocam. Biraz daha küçüğü. Şimdi oldu hocam. Şimdi dedim ki bunu mu acaba kullanacağız? Bunu nasıl kullanacağız hocam diye. Ama. O onun bunun biraz öğütülmüş hali. Süper. Şimdi bunun. Onu da değerli izleyicilerimize karabiber paylaşayım. Değirmenleri var. Değirmenine öğütülürse. Evet hocam. Yemeklerde. Şöyle. Sofra tuzu yerine bu şöyle. Himalaya tuzunun kullanılması gerekir. Çünkü sofra tuzu ne yapıyor? Sofra tuzu sürekli içerisinde içermiş olduğu evet. toksik maddeler nedeniyle damar sertliği, asidoz ve ödeme sebep oluyor. Evet, tadına bakayım mı hocam? Bakın. Tadına bakalım bakalım niye benziyor diye çok merak ettim.
Neye benziyor? Tuz. Hakikaten tuza benziyor. Ama arasında çok ciddi fark var değil mi hocam bu anlamda? Tabii tabii. Hı-hı. 84 çeşit mineral içerir. Hı-hı. Vücudun ihtiyacı olan bütün mineraller bu tuzda var. Hı-hı. Çok güzel. Himalaya tuzu damar sertliği, asidoz ve ödemi önler. Hı-hı. Sofra tuzu damar sertliği, asidoz ve ödeme sebep olur. Tam tersi. Aa, bakar mısınız? Evet, sofra hocam. Tuzunda alüminyum oksit, alüminyum silika, titan oksit gibi toksik maddeler var. Evet hocam. Günde ortalama bir kişi 5 gram tuz alsa sofra tuzu, bunun 5 miligramı toksik madde olsa, bu toksik madde vücuttan atılamıyor. Beyne dahi depolanabilir. Lenf sistemine, sinir sistemine ve beyne depolanan toksik maddeler vücuttan atılamıyor. Ağır metaller bunlar. Evet hocam. Alüminyum oksit, titan oksit, alüminyum silikat. Gökçek patentli bu arada. Himalaya tuzumuz değerli izleyenlerimiz. Bu şekilde biz sizden bunu temin edebiliriz. Biz bunu Pakistan'dan getiriyoruz. Kendimiz. Pakistan'dan getiriyorsunuz. Himalaya tuzu zaten Pakistan'da var. Başka yerde yok. Evet hocam. Dünyanın birinci kalite tuzu bu. Evet. İkinci kalite ise Türkiye'de Çankırı'da çıkar. Fakat Çankırı'da çıkan tuzda 42 çeşit mineral var. Bunda ise 84 çeşit. Yani normal sofra tuzu, kullandığımız sofra tuzunu unutuyoruz değerli izleyenlerimiz. Bu görmüş olduğunuz kristal tuzu, Himalaya tuzunu kullanıyoruz. Gökçek patentli, tekrar belirtmekte fayda var. Az sonra nasıl sahip olacağınıza, nasıl temin edeceğinize ilgili de bilgi vereceğiz. Evet hocam. Evet. Banyo tuzu olarak da kullanılabilir. 2 yemek kaşığı küfete konur. Evet. Çözülür. Tuzlu suda insan banyo yaparsa küfette derileri temizler, aratır. Aa, peeling görevi görür diyorsunuz öyle mi hocam? Evet, deriyi temizler, aratır. Ölü derilerden de kurtaracak bizi aynı zamanda. Asidozu önler. Çok güzel. Deri canlandırıcı, güçlendirici, temizleyici, aratıcı özelliklere sahiptir. Süper. Aynı zamanda güzellik diyorsunuz öyle mi hocam? Evet. Bakınız tuzun bu etkisini bilmiyorduk. Aynı zamanda da güzellik. Hem arada şifa bir, hem güzellik. Evet, banyo hocam. Tuzu olarak da arada bir, iki haftada bir, haftada bir. Banyo tuzu olarak kullanılırsa. Peki yok. Hocam aklıma hemen şey geldi. Örneğin benim annem işte birçok rahatsızlığından dolayı hiçbir şekilde tuzun zerresini dahi kullanamıyor. Normal bildiğimiz tuzların. Annemdeki durumu nedir? Yani tuz kullanamayan hastalarda, diyet yapan hastalarda bu tuzun değeri nedir? Şimdi ben yıllar önce bununla ilgili çok araştırma yaptım. Neden? Peygamber Efendimiz diyor ki yemekten önce ve yemekten sonra bir miktar tuz... Sizi 70 tür hastalığa karşı korur diyor. Doktorlar da diyor ki tuz böbreğe zarar verir, tansiyona, kalbe vesaire vesaire. Allah Allah dedim, burada bir çelişki var ama evet nedir hocam. Bu çelişki anlamadım. Çözmek için uğraştım. Doktorların kastettiği sofra tuzu. Peygamber Efendimizin kastettiği doğal tuz. İkisi de doğru. Peygamber Efendimizin söylediği de doğru. Doktorun söylediği de doğru. Yanlış bir şey yok. Çünkü sofra tuzu toksik madde içeriyor. Bu toksik maddeleri aldığımızda bünyemiz beyne depolanıyor. Sinir sistemine, lenf sistemine vücudumuz yavaş yavaş zehirleniyor. Evet. Ve kişi de birçok hastalığı tetikliyor sofra tuzu. Mesela tansiyon hastalara dahi çok az miktarda hafif hafif zamanla alabilirler. Tansiyon hastaları dahi bundan bir miktar kullanabilir, kullanabilir mi hocam? Az, evet. Tansiyon hastası veya çok az miktar böbrek yetmezliği olanlar dahi az kullanabilir. Sofra tuzu hiç kullanamayanlar Himalaya tuzunu çok az miktarda süpermiş hocam. Kullanabilirler. Çok yavaş, güzel. Az az. Çok güzel. Sonra alıştıkça bünyesi değiştirirse olur. Evet hocam, süper. Şimdi bu tuzdan da bahsettik efendim. Gökçek patentli diye bir kez daha söylüyorum. Nasıl temin edebilirsiniz? Hemen hocam bahsedelim aslında internet adreslerimizden. Doğaltedavi.net, bitkiseltedavi.com. Evet, bayılıyorum. Bir sürü sitemiz var valla. Hangisini isterseniz ulaşabilirsiniz. Himalayatuzu.com.tr. Evet, süper hocam. Zaten altta da bilgi hattımız var değerli izleyenlerimiz. Sizler Sayın İbrahim Gökçek'i birçok rahatsızlık için yaptığı araştırmalar sonucunda hazırladığı karışımlardan tanıyorsunuz. İşte sizler için de gerçekten görmüş olduğunuz gibi Himalaya tuzlarını ayağınıza kadar getirdi. Hocam bununla ilgili sohbetimiz bitti mi? Evet, süper hocam, çok çok önemli bir konu var çünkü. Bu hemoroid ne olacak? Yani inanılmaz yaygın. Herkesin gerçekten bu anlamda çok şikayeti var. İşte ameliyat oluyorsunuz yine sanıyorum. Tekrarlıyor değil mi? Çok ciddi. Hemoroid bu anlamda problemi ciddi bir çözümünüz insanların var. İnsanların %70'inde var. Çok doğru. Fakat çok utanıyor, sıkılıyor. Evet.
Kimseye söylemiyor, saklıyor, gizliyor. Benim tanıdığım 60 tane arkadaşım var en azından şu an aklıma gelen. %70 insanların yani her 3 kişiden ikisinde hemoroid var. Evet, evet hocam. Fakat çoğu söyleyemiyor. Yani gizli tutuyor, saklı tutuyor, ayıptır diye utanıyor vesaire. Evet. Mesela Gül Hanım diye bir hanımefendi bizden iksir, aloe vera jel, kis çayı, damar çayı aldı kendindeki kisleri için. Evet. Kendisi halsiz, dermansız, yorgun, bitkin bir bayandı. Kendine geldi. Fakat beyi, beyefendi hemoroid var, utanıyor, kimseye söylemiyor. Ay yazık. Artık adamcağız lavaboya gidiyor, yani tuvalete gidiyor. Artık çıkamıyor. Kanaması var vesaire. Çok kötü bir durum o. Hemoroid de 4 devre. Evet. Yani şeyine göre. Onları aşama anlatmayayım aşama. Artık. Evet hocam, biz anladık vallahi. Yaşayanlar özellikle iyi biliyorlar. Doğru devre devre, detaya girmeyeyim. Şimdi adamcağızda kanama oluyor. Tuvalete gidiyor, çıkamıyor bir defa. Perişan oluyor. Evet, evet, evet. Ya diyor, ben işte kullandım iksir, aloe vera jel, kis çayı, damar çayı. İyileştim. Sen neden diyor Gökçe güzel. Kullanmıyorsun? Madem doktora gitmiyorsun, hiç olmazsa bunu kullan. Ya deneyim diyor. Aradı beni. Tamam, problem değil. Çok en kötü, 4. devresini dahi tedavi ederiz dedik. Çok güzel. Beyefendi aldı, kullandı. 6 hafta sonra hiçbir şey kalmadı. Gerçekten inanılmayacak ama gerçek değerli izleyenlerimiz, bu gelişmeler rapor niteliğinde hocamızın elinde de var zaten. Öncesi ve sonrası raporlar var. İnanamayacaksınız ama gerçek, gerçekten hem orayı da son noktaya koyabiliyorsunuz. Profesör Doktor Wiesenau Almanya'da. Evet. Çoban çantası otuyla ilgili klinik araştırması yapmış. Yıllarca. Bu bir ekip, sadece tek başına değil. Evet. Diğer doktorlarla, hemşiresiyle, ekibiyle yapmış olduğu araştırmada çoban çantası otu çok özel bir enzim içeriyor. Çoban çantası otu ayrıca bağırsaklardaki kanamayı önlüyor. Mesela bazı ağır hastalar, ülseratif kolit hastalarında kanama oluyor. Çoban çantası otu. Çoban bakın çantası. Duymadık bile yani. Düşünün ki nasıl iyileşir. Tabii hocam yıllarca araştırıyor bunları. Evet. Eskiden çobanlar mesela bu dağlara giderken yanlarında taşıdıkları azlık, böyle üçgen şeklinde olduğu için bu bitki çoban çantası otu da çobanın çantasına benzediğinden çoban çantası otu ismi. Hocam çok merak ettim. Var mı kitabınızda çoban çantası otu? Var. Hocam çok merak ettim. Ben o otu görmek zorundayım. Hangi ciltte hocam? Birinci cilt. Birinci ciltte. Evet. Evet hocam, siz devam ederken çoban ben bulacağım. Çoban çantası otuyla ilgili Profesör Doktor Wiesenau klinik araştırması yapmış. Hemoroid hastalarını tedavi etmiştir. Belgelenmiş. Evet. Fakat çoban çantası otu yanında at kuyruğu otu, ada çayı, civan perçemi otu, at kestanesi gibi. Evet hocam. 5-6 çeşit bitki daha var. Bunlarla biz çok özel bir çay harmanı üretiyoruz. Süper. Hemoroide karşı. Süper. Eğer ki bağırsaklarında problem varsa aloe vera jel kullanması şart. Evet, hangisi hocam? Hemen gösterin lütfen. Değerli izleyenlerimize paylaşalım. Bizler biliyoruz artık, ürünlerimizi tanıyoruz. Şöyle, evet. Aloe vera jel dedik. Evet, şöyle değerli bağırsaklarında izleyenler. Yani bugün günümüzde insanlar hemen hemen hepsinin bağırsağında mantar var. Evet ne hocam. Var? Uzun süre bazıları kabızlık problemi yaşıyor. Kabızlık problemi hemoroid tetikliyor. Evet hocam. Ne oluyor? Vatandaş doktora gitmiyor. Veya kullanmış, aşırı ilaç kullanıyor bilmeden, bilinçsizce. Evet hocam. Bu kullanmış olduğu ilaçlar rahatsızlığı daha da tetikliyor. Aloe vera jel, iksir, hemoroid çayı kullandığında en ağır ameliyat durumu dahi tedavi ederiz. Süper. Mesela bizim bir ilk öğretim hocamız var. Adem Hoca. Evet hocam. Aort kapakçığından, yani kalp kapakçığından dolayı ameliyat olmuş. Evet. 3 sene sonra doktorlar bu sefer de mitral kalp kapakçığı yetmezliğinden dolayı ameliyat olması gerekiyor. Beni aradı, dedi ki, hocam dedi, aort kapakçığından dolayı ameliyat oldum, teneke kapakla yaşıyorum. Ay düşünebiliyor musunuz? Aman tanrım. Bir teneke korkunç. Daha taktırmak istemiyorum. Evet. Bir ameliyat daha. Bu sefer mitral kalp kapakçığından ameliyat olacak. Eyvah eyvah. Çözümü yok mu dedi. Bakıyorum, okuyorum, takip ediyorum, çok güzel. Evet. Dedim ki tamam, problem değil, hallederiz. İksir, aloe vera, jel, damar çayı, enfeksiyon çayı. Tekrar gösterelim. Evet. Şimdi aloe vera nedir hocam? Ondan da bahsedeceğiz. Aloe vera bu gördüğünüz bitkinin içerisindeki jel şu anda da ekranlarımızda en zaten. En doğal olarak üretilmiştir.
Yani aloe vera ağır kaldıramazsınız. Evet hocam, çünkü herkes tanışsın bitkiyle. Ben açıkçası sayenizde tanıdım. Aloe vera nasıl bir bitkidir bilmiyordum. Şu görmüş olduğunuz bitki değerli izleyenlerimiz, inanılmaz şifalı bir bitkiymiş hocamızın. Bağırsakları temizler, aratır. Yani bağırsakları böyle eskiden soba borularını ilkbaharda ne yaparlardı? Temizlerlerdi hocam. Çok kurulu, doğru. Kurulu temizlerlerdi fırçayla. Hı hı. Bu da bağırsakları adeta fırçıyormuş gibi temizler. Çok güzel hocam. Çünkü ya, evet. Kişi bağırsaklarına zif gibi pislikler yapışabilir. Hı hı. Burada da cerrahat, curuf oluşur. Bakteri, hı hı, virüs ve mantarlar iltihapları tetikler. Çok tedbir güzel. Alınmazsa önce kolit, sonra ülseratif kolit. Hı hı. Yani bu da hemoroidi vesaire bir sürü hastalığı tetikler. Zamanla tedavi olunmazsa kolon kanseri, yani kalın bağırsak kanserine dahi dönüşebilir. Eyvah eyvah hocam, evet. Eyvah eyvah. İşte öyle bir karışımımız var ki şu anda elimizde değerli izleyenlerimiz. Gökçek aloe vera jel, görmüş olduğunuz gibi. Tamamıyla biz tabii ki aloe vera bitkisini daha yeni gördüğümüz için, yani şahsen ben yeni görmüştüm açıkçası. Hani bu kadar yakından yeni gördük. Haliyle hocamız araştırmalarını yaptı bizim için, sağ olsun. İşte bitkiden tamamıyla bitkisel bir karışım hazırladı ve saymış olduğu ciddi rahatsızlıklara da iyi geliyor. Devam edeceğiz hocam. Adem Bey ameliyat olması gerekiyordu. Hı hı. Mitral kalp kapakçığından, aort kapakçığından ameliyat olmuş. Bu sefer de mitral kalp kapakçığı yetmezliği problemi, hı hı, var. Evet hocam. Dedi ki ikinci defa bir teneke daha kalbime taktırmak istemiyorum. İksir, aloe vera jel, damar çayı, enfeksiyon çayı kullandı. İksirimiz nerede hocam bizim? İksirimiz İksir. Bugün uzak kaldı benden. Bu düşük tansiyonu olan bayanlar için cemre iksirimiz de var. Evet. Bu Gökçek iksir. Bu Gökçek iksirimiz efendim. Şu gerçekten şu iki karışım. Yani birçok hocam, yani say say bitmiyor şifaları. Görmüş olduğunuz şu iki karışım. Belki hani görüntü olarak renkleri biraz size hoş gelmeyebilir ama tamamıyla bitkisel. Ve mesela ne var hocam şunun içerisinde, aloe vera jelin içerisinde? Aloe vera jel, kimyon, nane, laden gülü. Mesela laden gülünün çok çok türü var. Beyaz laden gülü, pembe laden gülü. Bir de mor, zehirli olan laden gülü. Bazıları diyor ki ben diyor kendim, evet, de giderim, yaparım, toplarım, ederim, hı-hı, diyor ama, hı-hı, yani rastgele bir şey yapmak tehlikeli. Evet hocam, ona da hemen o zaman, evet, yeri gelmişken değinelim. Şimdi değerli izleyenlerimiz, her zaman söylüyoruz, her programımızda söylüyoruz, sürekli sizi uyarıyoruz bu konuda. Hepimizin bilinçlenmesi gereken bir konu var. Şimdi az önce dedik ki işte ne otuydu hocam, çoban neydi? Çoban çantası otu. Çoban çantası, bulamadım hocam bu arada kitapta, çok aradım ama bulamadım. Var var, ben bulamadım. Mesela çoban çantası otu dedik işte, iyi geliyor bazı hastalıklara dedik. Şimdi biz ne yapıyoruz, çoban çantası otunu bir yerlerden bulup bir şekilde, ki bizi kandırıyor da olabilirler. Yani bu çoban çantası otu değil de başka bir şey de olabilir değil mi hocam? Yani çoban nasıl anlayacağız çantasında ki? Değil, fakat laden gülü Türkiye'de bilen tanıyan yok. Laden gülünün işte türü çok. Aha. Mesela aloe vera jeli içerisinde laden gülü var ama, evet, mesela vatandaş bizim ürünü taklit etmiş, ülseratif kolit gibi çok ağır bir hastaya bir şeyler vermiş. Eyvah, vatandaş eyvah. 10 gün sonra bağırsak kanamasından dolayı hastanede oldu. 15 gün hastanede yattı. Çok tehlikeli. O yüzden Gökçek patentli ürünleri lütfen tercih edin. Her karışımı içmeyin, her karışımı kullanmayın. İşte kendiniz dediğim gibi bazı otları kulaktan dolma bilgilerle kendiniz kaynatıp içmeyin. Zehirlenmelere kadar, hatta bahsettiğimiz, tabii, gibi, tabii, çok ciddi sağlık sorunlarına kadar gidebilir değerli izleyenlerimiz. Hani bizler birazcık daha kısa yoldan kestirmeden, işte hocama ulaşacağım da, arayacağım da vesaire, anlatacağım da diyene kadar alayım ben oradan otu, kendim kaynatayım, evet, içeyim. Hayır. Bu bazıları kesinlikle yani sağlıksız bir durum. İnternetten sipariş vermek, telefon etmek biraz, evet, sıkıcı gibi geliyor. Ama hocam yanta çok ciddi rahatsızlıklardan bahsediyor. Aktardan bir şeyler gidip alıyor. Evet hocam, işte maalesef. Bunu yapmayacağız. Bu da birçok problemi tetikliyor. Mesela Ümraniye'den, hı, bir beyefendi duymuş, hı hı, kafasına yazmış. Evet. Gitmiş aktardan Gökçek iksir demiş. O da ona başka bir şey vermiş. Tamam mı? Yani. Boş göndermez yani. Tenzih ediyoruz herkesi. İki gün sonra vatandaş beni aradı, dedi ki ya senin üründen dolayı hastanelik oldum, ölüyordum. Buyurun ki, yani çok tehlikeli. Pardon dedim. Tehlikeli ne kullandınız? Evet. Gökçek iksir. İyice oku bakayım üzerinden. Değil oku mi? Oku bakayım, değil ne yazıyordum. Mi? Okudu. Aa dedi, değişik bu. Hı-hı. Değişik dedim tabii. Ya işte. Vatandaş aynıdır diye vermiş. Aman, aynı değil işte. Aynı aman değil diyoruz. Evet. Yani, aman diyoruz. Hocam son dakikalarımız doğal olarak kitabınızdan. Adem Bey'de kaldık. Dur onu bir tamam. Hocam Adem Bey'le devam edeceğiz ama hocam şu kitaplarınıza ben bayılıyorum. Çok çok önemli çünkü bunlar. Bunları da temin edebiliriz değil mi? Bilgi hattından ve evet, internet adreslerinden. Bitkiseltedavi.com. 3 cilt halinde efendim. Gerçekten Türkiye'de bulamayacağınız eşsiz bir kitap. İnanamayacaksınız. Ya elinize aldığınız zaman ciddi anlamda hiç görmediğiniz, duymadığınız bitkilerin ne kadar önemli olduğunu, nasıl kullandığını da
öğreneceksiniz. Evet hocam, Adem Hoca'da kaldık. İkinci defa ameliyat olması gerekiyordu bu sefer, evet. Mitral kalp kapakçığından. Halsiz dermansız yorgun, bu halsizlik dermansız yorgunluk ve ameliyat olmamak için ürünleri aldı, kullandı. Hemoroid de var fakat hemoroidi o aklına getirmedi. Yani hemoroid için tedavi olmuyor aslında. Halsizlik, dermansız yorgunluk ve bir taşta iki kuş yani. Kalp kapakçığındaki problem ortadan kalkar mı diye, evet, kullanıyordum. 6 hafta sonra hem hemoroidden kurtuldu. Ay ne güzel. Ne halsizlik, güzel. Dermansızlık, yorgunluk. Süper hocam. Şimdi ha. Adem Hoca ilk öğretimde okul, okul müdürü. Çevresindeki bütün öğretmenleri, eşi, dostu bize gönderir. Ne güzel, ne güzel. Aman ha, başka Adem bir şey kullanma. Adem Bey'e sevgiler bu arada. Ne kadar güzel. Evet. Evet hocam. 69 yaşında bir beyefendi. Bu da kalp ameliyatı. Kalp ameliyatı olduktan sonra nedense 6 ay veya 1 yıl sonra hemoroid problemi çıkıyor bazı insanlarda. Aa çok iyi. Yani böyle bir problem ortaya çıkıyor. İki defa üst üste ameliyat olmuş birer yıl arayla hemoroid. Tekrar üçüncü defa ameliyat. Yani sık sık hemoroidden ameliyat olursa kişi ne olur? Bu sefer riziko çok büyük. Evet. Oradaki sinirlere, kaslara zarar verdiği için. Yani şeyini tutamaz yani. Defacını, evet, tutamayabilir. Evet, eyvah eyvah. Kaçırabilir. Bu, bu tehlikede, bu riziko da var. Evet. Oğlu da araştırmış yani. Riziko büyük. İki defa ameliyat olmuş. Üçüncü defa ameliyat olma durumu var. Aradı beni, o problem değil dedim. Çok basit bir şey. Ne güzel. Bana göre problem değil tabii. Kendinizden emin konuşuyorsunuz. Ne kadar güzel. İşte kendinden emin konuşuyor çünkü birçok hastası iyileşti değerli izleyenlerimiz. Klinik araştırması. Sayın Gökçek. Burada belirliyor. Doğal tedavi nokta nette isteyen, orada bazıları telefon numarasını da vermiş, adresini de vermiş. Çok güzel. İsteyen arayabilir, sorabilir. Çok güzel. Tecrübelerini yazmışlar zaten. Bilgi var, belge var. Harika. Hocam son dakikamız yine. 6 hafta vatandaş ürünleri kullandıktan sonra ameliyata gerek kalmadı. 6 hafta fazla değil. Ha bazıları diyor ki 6 ay kullan, 6 ay vatandaş alıyor, kullanıyor. 6 ay sonra diyor ki bir 6 ay daha kullan. Buyurunuz hocam. Bizde öyle değil. 6 hafta kullansın. Bizde hiç öyle bir durum yok. Altı. Hiç öyle bir durum yok değerli izleyenlerimiz. Hemoroid ağır bir problem değil zaten. Evet hocam. Hocam bugünlük de maalesef sohbetimizin sonuna geldik ama şimdi değerli izleyenlerimiz bana her gün sormaya başladılar. Yarın ne konuşacaksınız sayın hocamla diye. Yarın